Merhaba sevgili çocuklar. Bugün sizlerle yazı türleri, metin türleri konusunu birlikte işleyeceğiz. Hemen dersimize başlayalım isterseniz. 6. sınıf Türkçe dersi yazı türleri konusu. Sevgili çocuklar, biz olayların, duyguların, düşüncelerin ve hayallerin dil aracılığıyla sözlü ve yazılı olarak ifade edilmesine edebiyat diyoruz. Edebiyat ürünlerini de şiir ve düz yazı biçiminde oluşur olarak ikiye ayırıyoruz. Öncelikle şiirden bahsedeceğiz. Şiir dediğimiz şey, duygu, düşünce ve hayallerin, seslerin uyumundan yararlanılarak etkili ve ahenkli bir şekilde anlatılma sanatına şiir deniyor. Şiirde neler vardır sevgili çocuklar? Şiirde ses uyumu vardır. Şiirde ahenk vardır, imgeler vardır. Şiirler düz metin şeklinde okunan bir yazı türü değildir. Şiirlerde e, anlamlı ve güzel, ok güzel okumak önemlidir. Bir şiir nasıl peki anlamlı ve güzel okunur? Bir şiirde e, güzel ve anlamlı okumak için öncelikle şiirde vurgu ve tonlamalara çok dikkat etmemiz gerekir. Sadece vurgu ve tonlamalara dikkat ederek biz şiiri anlamlı ve güzel okuyabilir miyiz? Hayır. E, ne yapmamız lazım aynı zamanda sevgili çocuklar? Bizim o şiirin hangi tür şiir olduğunu da iyi bilmemiz gerekir. Hangi tür şiir olduğunu iyi bilirsek ses tonumuzu da düzgün ayarlayarak şiiri daha anlamlı ve güzel okuyabiliriz. Bu yüzden konularına göre şiirleri iyi bilmemiz gerekir. Konularına göre şiirler çocuklar beşe ayrılır. Lirik şiir, epik şiir, didaktik şiir, pastoral şiir ve satirik şiir olarak. Şimdi bunları tek tek ne olduğunu birlikte inceleyelim. Lirik şiir. Lirik şiir sevgili çocuklar duygusal şiir olarak kabul edilebilir. Şairin ruhunda uyanan ve kabaran heyecanları içli bir dille anlatan duygu yüklü şiirlere lirik şiir diyoruz biz. Lirik şiirlerde sevgili çocuklar toplumun her kesmini ilgilendiren sevinç, acı, aşk, Özlem gibi bireysel duygular insanın iç dünyasını etkileyecek bir şekilde coşkulu bir tarzda işlenir. Yani duygusal yoğunluğu yüksek şiirlere biz ne diyormuşuz? Lirik şiir diyormuşuz. İlhan Berkin gördüğünüz dizelerinde de güzel bir örneği, lirik şiirin güzel bir örneği var sevgili çocuklar. İkinci şiir türümüz epik şiir. Epik şiirlere de biz kahramanlık şiiri olarak ifade ederiz. Konusunu savaş, yiğitlik, kahramanlık ve vatan sevgisinden alan, bir olayı veya tarihi bir hadiseyi coşkulu şekilde anlatan kahramanlık şiirlerine biz ne diyoruz? Epik şiir diyoruz. Epik şiirlerde kahramanlık, yiğitlik, savaş, vatan sevgisi ağır basacak. Dadaloğlu bu türün, bu şiir türünün Önemli bir temsilcisi zaten. Dadaloğlu'nun bakın, dadaloğlu yarın kavga kurulur. Öter tüfek, davlumbazlar vurulur. Nice koç yiğitler yere serilir. Ölen ölür, kalan sağlar bizimdir. Dizesinde de epik şiirin bir örneğini gördük. Diğer şiir türümüz didaktik şiir çocuklar. Didaktik şiirlere de biz öğretici, eğitici şiir deriz. Didaktik şiirlerde belli bir düşünceyi aşılamak ya da belli bir konuda öğüt vermek, bilgi vermek, ahlaki bir ders çıkarmak amacıyla öğretici nitelikte yazılan şiirlere biz ne diyoruz? Didaktik şiir diyoruz. Yine bu türün önemli bir temsilcisi olan Yunus Emre'nin dizelerine bakalım. İnsanlığa dürüst davran, insan küçük, büyük evran. İnsanlara hakça davran, koltuk sana baki değil. Gördüğünüz gibi bu dizelerde ne var? Bize bir ahlaki ders çıkarmamız için öğütte bulunuyor. Bu yüzden bu şiir türüne de didaktik şiir diyoruz. Diğer bir şiir türümüz pastoral şiir. Pastoral şiirde de sevgili çocuklar, doğa güzellikleri konu olarak alınır. Çoban hayatı, köyler, dağlar, ormanlar, yaylalar gibi doğal güzelliklerin doğal konu olduğu şiir türüne biz pastoral şiir diyoruz. Gümüş bir dumanla kapandı her yer. Yer ve gök bu akşam yayla dumanı. Sürüler, çeşmeler, sarı çiçekler, beyaz kar, yeşil çam yayla dumanı. Gördüğünüz gibi Ömer Bedrettin Uşaklı'nın bu dizesinde de, dizelerinde de ne var? Doğa güzellikleri ifade edilmiş durumda ve bunlara duyulan özlem anlatılmış durumda. Biz bu tarz şiirlere ne diyormuşuz? Pastoral şiir diyormuşuz. Son şiir türümüzse satirik şiir sevgili çocuklar. Satirik şiir de eleştiri şiiri olarak kabul edilir. Toplum hayatındaki aksayan yönleri, düzensizlikleri, insanın değişik konulardaki eksikliklerini ve hatalarını eleştiren şiir türüne biz ne diyormuşuz? Satirik şiir diyormuşuz. Satirik şiirde eleştirici bir anlatım ağır basar. Pir Sultan Abdal da yine bu şiir türünün önemli bir temsilcisi. Söylersin de söz içinde şaşmazsın. Helali haramı yersin seçmezsin. Nasibin kesilir de sular içmezsin. Akar çaylar senin olsa ne fayda? Gördüğünüz gibi güzel bir satirik şiir örneği. Şimdi sevgili çocuklar ne demiştik biz en başta? Şiirlerde e, ne vardır demiştik? Şiirlerde ahenk unsuru vardır demiştik. Peki bu ahenk unsurları neler? Şimdi onları inceleyelim. Birincisi uyak, ikincisi ise redif. Şimdi nedir bu uyak ve redif? Onlara bakalım. Uyak dediğimiz şeyin diğer adı kafiye. Her iki ismini de bilmenizde fayda var sevgili çocuklar. E, uyak dize sonlarında, şiirdeki dize sonlarında anlam ve görevleri farklı seslerin, hecelerin ya da sözcüklerin oluşturduğu benzerliğe deniyor. Şimdi bakın bu dizelerde dize sonlarındaki kelimelerimiz duvar ve çınar. Şimdi duvar ve çınar kelimelerinde ortak olarak hangi sesler var onlara bakalım. Altı çizilik şekilde gördüğünüz ar sesleri her iki dizede de tekrar etmiş durumda. Demek ki ar sesleri bu dizelerde nedir? Uyaktır. Redif ne peki? Redifse yine şiirlerde dize sonlarında uyaktan sonra tekrarlanan aynı anlamdaki, aynı görevdeki ek veya sözcüklere biz redif diyoruz. Redifin uyaktan farkı şu. Yine bir ses benzerliği olacak. Ancak buradaki ses benzerliğinde şöyle bir uyuma gitmemiz lazım. Aynı anlamda, aynı görevdeki ses benzerliklerine biz redif diyoruz. Şimdi yine bakın, dize sonlarında tekrar eden kelimelerin gözlerine ve hareketlerine. Şimdi göz kelimemin kökü, hareket diğer kelimemin kökü. lerine, lerine. Her ikisinde de ortak sesler. Peki, -lerine her ikisinde de nedir? Çekim eki olarak kullanılmış. Aynı görevde kullanılmış. Demek ki burada da -lerine sesleri nedir? Rediftir diyoruz. Bir şiirde hem redif hem uyak olabilir mi? Evet olabilir. Böyle durumlarda biz ne yapmalıyız? Öncelikle redifi bulmalıyız. Ardından varsa eğer uyağı bulmalıyız. Bu bizim işimizi kolaylaştırır. Mesela bakalım çocuklar ilk dizelerimize. Dize sonlarında tekrar eden sesler ya kelimeler yerden ve seherden. Şimdi kelimenin kökünü buluyorum öncelikle. Yer ve seher. Kelimenin kökü. Den her ikisinde nedir? Hal ekidir. Aynı görevde ve sesler benziyor birbirine, aynıları. Aynı görevdeki ses benzerliklerine biz ne diyorduk? Redif diyorduk. O zaman den sesine bakın ne diyorum? Denler, redif. Geri kalan kısımda, yer ve seher kısmında sevgili çocuklar. Benzer olan sesler hangileri? Er sesleri. Her ikisinde de bakın. Er sesleri nedir? Ortak o sesler olarak tekrar etmiş. Demek ki er sesine de ben ne diyeceğim? Uyak diyeceğim. Önce redifi buldum. Kalan kısımda ses benzerliği var mı ona baktım. Varsa da ona uyak dedim. Diğer örneğimizi inceleyelim. Dize sonlarında tekrar edenler yeller gibi, seller gibi, seller gibi. Şimdi kelimelerin köklerine bakın. Yel, sel ve sel. Ler gibi her üçünde de tekrar etmiş ler gibi peki aynı görevdeki sözcük ve ek mi? Evet, gibiler hepsinde edat, ler de çoğul eki. Demek ki hepsinde, üçünde de aynı görevde tekrar eden ek ve kelime var. O zaman ler gibi benim için nedir? Rediftir. Geri kalan kısımda ortak olan ses benzerliği var mı? Bakıyorum. el 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 sesleri de o zaman her üçünde de ortak şekilde tekrar ettiği için el seslerine de ben ne diyorum? Uyak diyorum. Unutmayın, redif önce bulunmalı. Ardından varsa ses benzerliği yine aynı görevde olmayan ses benzerliği o kısma da biz ne diyoruz? Uyak diyoruz. Evet, şiirden sonra düz yazı türlerine bakalım sevgili çocuklar. Düz yazı nedir? Duygu, düşünce ve hayallerin dil bilgisi kurallarına uygun cümleler içinde anlatılmasına biz e, düz yazı diyoruz. Hangi düz yazı türlerini göreceğiz biz bugün? Hikaye, roman, masal, gezi yazısı, mektup, anı, destan, fable, dilekçe ve deneme. Bu yazı türlerini göreceğiz. Şimdi başlayalım isterseniz birlikte. Deneme nedir? Deneme, yazarın herhangi bir konudaki görüşlerini kesin kurallara varmadan, kanıtlamaya kalkmadan, okuyucuyu inanmaya zorlamadan anlattığı yazı türüne deneme deniyor. Denemede önemli başlıklarımız şunlar. Denemede yazarın görüşleri aktarılırken samimi bir dil kullanılır. Kendi kendisiyle konuşuyormuş gibi bir hava içindedir yazı ve deneme her konuda yazılabilir. Konu kısıtlaması yoktur. Denemedeki önemli nokta, en önemli noktada kanıtlama amacı yoktur. Yani herhangi bir konudaki düşüncelerin anlatıldığı, fikirlerin anlatıldığı yazı türüne biz deneme diyoruz. Mesela size herhangi bir konu verdik biz. Bu konuyla ilgili görüşlerinizi yazın dedik. İşte yazdığınız yazılar birer deneme türüne örnek sevgili çocuklar. O konudaki kendi kişisel görüşlerinizi ifade ettiğiniz yazı türüne biz ne diyoruz? Deneme diyoruz. Denemede önemli noktalar her konuda yazılabilmesi, kanıtlama amacının olmaması, sadece kişisel kendi görüşlerinizi dile getirirsiniz denemede. Kanıtlama amacının olmamasıdır. İkinci yazı türümüz bir olay yazısı olan hikaye yani öykü. Hikayelerde nedir sevgili çocuklar? Yaşanmış ya da yaşanabilir olayların okuyucuya anlatıldığı kısa edebi yazılara biz hikaye diyoruz. Hikayelerde genellikle tek bir asıl olay vardır. Bazen bu asıl olayı tamamlayan yardımcı olaylara da rastlayabiliyoruz. Hikayeler belli bir zaman dilimi içinde gerçekleşir, sınırlı bir mekanda gerçekleşir, anlatılır. Ve çevrenin kahramanlarının tanıtımına da çok detaylı bir şekilde yer verilmez. Hikayede olaylar genellikle yüzeyseldir. Kişiler çoğu zaman hayatlarının belli bir anı içinde anlatılırlar. Ve genellikle kişilerin tek bir yönü üzerinde durulur. Çalışkansa çalışkanlık, titizse titizlik, korkaksa korkaklık gibi. Ve hikayede dört tane temel unsur vardır sevgili çocuklar. Bu unsurlarımız yer, zaman, kişi ve olaydır. Zaten sorular da bize şu şekilde gelecek, bir hikaye örneği verecek yukarıda ve soru kökünde de bu hikaye türünde aşağıdaki unsurlardan hangisi bulunmamaktadır diyebilir. Bu tarz sorularda da hangi unsur yoksa o unsuru işaretlemeniz gerekir. Bir diğer yazı türümüz roman. Sevgili çocuklar, romanlar da yine nedir? İnsanların başından geçen veya geçmesi mümkün olayların yer aldığı, zaman belirtilerek ayrıntılı bir şekilde anlatıldığı uzun edebi yazılara roman denir. Roman ve hikayede her ikisinde de yaşanmış ya da yaşanabilecek olaylar anlatılıyor. Hikayeler daha dar kapsamlı, tek bir olay, kişi sayısı az, yer sayısı az ve kısa. Romanlarsa nedir? Yine yaşanmış, yaşanabilir olaylar. Ancak burada artık kişiler çok yönlü, fazla kişiye yer veriliyor, fazla yer, fazla mekan var. Ve uzun edebi yazılara biz ne diyoruz? Roman diyoruz. Gördüğünüz gibi hikayede tek olay bulunmasına karşılık romanla birbirine bağlı olaylar zinciri vardır. Roman belli bir olay etrafında gelişir ve olaylar ayrıntılı bir şekilde anlatılır. Çoğu zaman şahıs kadrosu geniştir. Kişiler ayrıntılı olarak tanıtılır ve çevrenin tanımına da özen gösterilir. Diğer bir yazı türümüz sevgili çocuklar anı yani hatıra. Anı toplum hayatında önemli görevler üstlenmiş, toplumu ilgilendiren önemli olayları bizzat yaşamış veya bu olaylara şahit olmuş kişilerin bu olayları duyurmak için sanat değeri taşıyan bir üslupla yazdıkları yazılara biz ne diyoruz? Anı diyoruz. Şimdi sevgili çocuklar, anı da ne önemli? Anı da o olayın, anlattığımız olayın üzerinden zaman geçtikten sonra yazılması gerekir. Ve anı da illa ki bizzat yaşamış olmak gerekmiyor. Biz bizzat yaşadığımız bir olayı da yazabiliriz ya da biz şahit olduğumuz bir olayı da üzerinden zaman geçtikten sonra ifade edebiliriz. Burada bu ikisi önemli noktalar. Diğer bir yazı türümüz destan. Destanlarda milletleri derinden etkileyen tarihi ve sosyal olayları anlatan edebi eserlere biz destan diyoruz sevgili çocuklar. Destanlarda toplumun ortak hayat görüşünü yansıtan edebi eserlerdir destanlar. Ve destanlarda toplumu derinden etkileyen tarihi ve sosyal olaylar vardır. Nedir bunlar mesela? Deprem, bulaşıcı hastalık, kuraklık, kıtlık, yangın gibi tabi felaketler, tabi afetler ya da göç, savaş, istilalar gibi önemli olayların derin yankılar uyandırması destanların oluşumunda etkili olmuştur diyoruz. Diğer yazı türümüz gezi yazısı. Yurt içinde veya yurt dışında yapılan gezilerde gezilip görülen yerlerin anlatılmaya değer ilginç yönlerinin kaleme alındığı edebi yazılara biz gezi yazısı, gezi yazısı diyoruz. Gezi yazısında e, ayırt etmesi çok kolaydır. Okuduğunuzda hemen fark edersiniz. O yüzden kolay e, bulması da kolay bir yazı türüdür. Diğer bir yazı türümüz tiyatro. Tiyatroda sevgili çocuklar hikaye veya roman'a konu olabilecek olayların seyirci seyirciye sahnede temsili olarak da gösterilebilmesi için sahne tekniğine uygun olarak yazılan edebi yazılara biz tiyatro diyoruz. Tiyatro yazı türleri içerisinde en canlı ve yaşama en yakın olanı çünkü sahnede sergilenebiliyor ve e, seyirci hem görsel hem işitsel olarak etkilediğinden önemli bir tür tiyatro. Bir diğer yazı türümüz mektup sevgili çocuklar. Mektupta da bir insanın dileğini, duygu ve düşüncelerini uzaktaki birine iletmek amacıyla uzaktaki birine iletmek amacıyla başvurduğu yazı türüne biz mektup diyoruz. E, mektupta ne vardır sevgili çocuklar? Siz kime yazıyorsanız ona hitap ederek başlarsınız. Ve nedir? Dileğinizi, duygunuzu, düşüncelerini yazdığı yazdıktan sonra o mektubunuzu uzaktaki kişine, kişiye iletirsiniz. Mektuplar içeriğine, amacına, dil ve anlatım özelliklerine göre edebi mektup, iş mektubu, özel mektup, resmi mektup, açık mektup şeklinde bir, e, kendi içinde ayrılabilir. Diğer bir yazı türümüz dilekçe. Dilekçede çocuklar bir isteği bildirmek ya da bir şikayetinizi duyurmak, herhangi bir konuda bilgi vermek amacıyla resmi ve özel kurumlara, bu önemli, resmi ve özel kurumlara, kuruluşlara yazılan resmi yazılara biz ne diyoruz? Dilekçe diyoruz. Dilekçede 6 tane temel öge var sevgili çocuklar. Bir A4 kağıdını düşünün. Dilekçemizi yazarken biz A4 kağıdımızın sağ üst köşesine mutlaka tarih atmalıyız. Daha sonra dilekçemizi hangi kuruma, kuruluşa, nereye yazıyorsak onu yazarak makam adını vererek... ...mesela özel hedef kolejine gibi özel makam adı vererek başlığımızı yazarız. Daha sonra konu metnimizi yazarız. Ne yazacaksak, ne isteyeceksek ya da şikayetimiz neyse onu belirtiriz ve bilgilerinize arz ederim diye bitiririz. Ardından sağ alt köşeye önce imzamızı, ardından imzamızın altına adımızı, soyadımızı yazarız. Kağıdımızın sol alt köşesine de adresimizi ve resmi kuruluşun isteğine bağlı olarak da TC'mizi de yazabiliriz. Bir diğer yazı türümüz masal sevgili çocuklar. Masalda da ne vardır? Olağanüstü kişilerin, kahramanların başlarından geçen, olağanüstü olayların, yer ve zaman belirtilmeden anlatıldığı yazılara biz masal diyoruz. Masallarda e, olaylar tamamen hayal ürünü, yer ve zaman belli değildir. Kahramanlar insanüstü özellikler gösterir. İyiler hep iyidir, kötüler her zaman kötüdür ve iyiler ödüllendirilir, kötüler de cezalandırılır. Çünkü masallarda ne vardır sevgili çocuklar? Her zaman için eğiticilik vardır. Diğer bir yazı türümüz ise fable. Fable'larda da sonunda bir ahlaki ders vermek amacıyla kaleme alınan, konusunu bitkiler, hayvanlar veya cansız varlıklar arasında geçtiği düşünülen yazılara fable diyoruz. Fable'larda da genellikle hayvanlar, bitkiler konuşturulur ama cansız varlıkların konuşturulduğu yazı türüne biz ne diyoruz? Fable diyoruz. Ve fable'ların sonunda mutlaka ahlaki bir ders vermek amaç olarak kabul edilir. Şimdi birkaç soru çözelim ve bu dersimizi bitirelim. Bu metin aşağıdaki türlerin hangisinden alınmıştır? Büyük kültür eserleri insanın duygu ve duygu ve düşünce dünyasını, bilimsel araştırmalar ise bilgi ve yeteneklerini geliştirir. Okulu bitirdikten sonra kitap okumayanlar belli bir noktada durmuş saate benzerler. Zaman ilerledikçe onlar geride kalır. Meslek hayatının ve günlük ihtiyaçlarının çemberinden onları ancak kitaplar kurtarır ve onlara zengin ufuklar kazandırır. Şimdi burada ne var sevgili çocuklar? Burada kitap okumayla ilgili, kitap okumanın önemiyle ilgili düşüncelerin ifade edildiği bir yazı görüyoruz. Anı olmasını bekleyemeyiz. Bir olay anlatılmadığı hikaye değil, bir gezi yazısı hiç değil. Ne olacak? Düşüncenin anlatıldığı, kanıtlamaya başvurulmadığı için biz ne diyeceğiz bu türe, bu yazı türüne? Deneme diyeceğiz. Ki bakın soru 8. sınıf 2015 yılındaki Teok sorusu. Gayet basit ve sizin de kolaylıkla yapabileceğiniz bir soru. İkinci sorumuza bakalım. Metne göre yazarın bu dünya ifadesiyle kastettiği tür aşağıdakilerden hangisidir? Tekerlemelerin ardından bu dünyayı çeviririz gözlerimizi. Alabildiğine dal budak salan hayallerimiz bu dünyanın renkli ve esrarlı sonsuzluğu içinde doyum kazanır. Yine bu dünyanın mucizeleriyle küçük dünyamızı kendimizce oluşturur. Sihirli bir değnekle dar sınırları istediğimiz gibi genişletiriz. Gönlümüzce Kaf Dağının sultanı, gönlümüzce Periler ülkesinin devi oluruz. Şimdi Periler ülkesi Kaf Dağı Sihirli değnek varsa bu e, dünya diye kastedilen metin türü hangisi olur sevgili çocuklar? Tabii ki masal olur. Ve gördüğünüz gibi yine 2014 birinci dönem teyok sorusu. Gayet e, rahatlıkla yapabileceğiniz bir soru. Üçüncü soruya bakalım sevgili çocuklar. Bu parçanın türü aşağıdakilerden hangisidir demiş. Oyun ve oyuncaklarla başım o kadar hoş değildi. Oynamam için babamın beni zorladığını hala hatırlarım. Fakat kitaplarla vakit geçirmek için teşvik edilmeye ihtiyacım yoktu. Babam da kitaplarına zarar vermediğimi anlayınca onları bana emanet edebilmişti. Şimdi babasının ona kitaplarını emanet etmesiyle ilgili bir ne var burada? Hatırlarım ifadesi de çok önemli yine. Bir anısını anlatıyor yazan kişi. Demek ki bu metin türü bizim için nedir? Anı olacaktır. Hatırlarım da burada önemli bir ipucu zaten bizim için. Yine 2012 SBS sorusu. Gördüğünüz gibi çocuklar yazı türleri konusunu biz 5. sınıfta da gördük, 6. sınıfta da görüyoruz, 7'de de göreceğiz, 8'de de var bu konu. Gördüğünüz gibi şu anki bilgilerimizle bile 8. sınıfta gireceğimiz sınavların daha önceki yıllardaki isimlerindeki soruları gayet rahatlıkla çözebildik. Dördüncü soru, bir şiir sorusu. Bakalım bu dizelerde aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü nitelikler ağır basmaktadır? Hangi tür şiirdir diye soruyor bize. Köyümün yükseğinde karlı yaylalar, bir yanda ormanlar, bir yanda dağlar. Yamaçlarında sürülerini otlatır çobanlar, dağlarda yankılanır türküler, ıslıklar, kavallar. Şimdi çocuklar ne demiştik biz? Çobanlar, köy, yayla, dağ Ova gibi doğal güzelliklerin ağır bastığı ve bu güzellikleri duyulan özlemin ağır bastığı şiir türüne biz ne şiirleri diyorduk? Pastoral şiir diyorduk. Bakın burada da yaylalar, köy, dağ, orman, sürü, çoban gördüğünüz gibi nedir? Hep doğal güzellikler işlenmiş bu şiirde. Diğer sorumuz. Bu dizelerde aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgün nitelikler ağır basmaktadır diyor. Yine bize bir şiir sorusu soruyor, şiir türü sorusu soruyor. Bakalım, kurşunlarım yağmur gibi yağarken, tütünlerim gökyüzünde dönerken, yıkılası Bağdat seni döerken şehitlere serdar oldu genç Osman. Şimdi biz ne demiştik çocuklar bir kahramanlık, yiğitlik anlatılıyorsa? bu şiir türüne ne şiirle diyorduk? Epik şiir diyorduk. Yani kahramanlık şiiri diyorduk. Cevabımız A olmalı. Şah, şehitlere serdar oldu. Serdar bu arada başkomutan demek. Başkomutan oldu. Genç Osman'ın yiğitliğinin anlatıldığı bir şiir türü. bu şiir türüne de ne diyeceğiz? Epik şiir diyeceğiz. Evet sevgili çocuklar, metin türleri yani yazı türleri konumuz burada sona erdi. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.